Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı, ihmal etmediği, bize örneklediği namazı küsuf ve husuf namazları, yani güneş tutulduğu zaman kılmış oldukları namaz ve ay tutulduğu zaman da yine kılmış oldukları namaz. Nafile namazlardan bir diğeri de güneş ve ay tutulması, aşırı karanlık bastırması gibi kevni ayetlerin zuhuru esnasında kılınan namazdır. Kevni ayetler, yani Yüce Rabbimizin kainatı tecelli eden ayetleri, ki Cenab-ı Hak hepsi Yüce Rabbimizin ayetleri malumunuz. Kainatta var olan her şey Yüce Rabbimizin Yüce Rabbimizin bir isminin, esmasının tecellisi, fiili ve bir işaret, ayet. Neyin işareti? Onu yapan, yaratan Allah'ın varlığının işareti. Yani kainattaki bütün varlıklar, bütün olaylar, hadiseler, her şey Yüce Rabbimizin varlığını gösteren, onun varlığını, birliğini ikrar eden, böyle anlatan, haykıran, onu bize söyleyen, çok değişik dillerle, çok farklı namelerle ve seslerle o tevhid hakikatini, Allah'ın varlığını, kudretini bize aktaran, anlatan, büyük deliller, yani her şey, ama her şey. Ayet-i Kerime'de Yüce Rabbimiz, birisine temas edeyim. وَمِنْ آيَاتِهِ الْلَيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ İnsanlar, biliniz ki gece ve gündüz, güneş ve ay, Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini gösteren ayetlerdendir. İşaretlerdendir, alametlerdendir. Dolayısıyla siz güneşe, aya secde etmeyin. Onlar secde edilmeye layık varlıklar değildir. Onlar Allah'ın mahluklarıdır. Yani güzeldirler, faydalıdırlar. Allah onları sizin emrinize, istifadenize vermiştir. Hepsi bambaşka bir güzellik arz etmektedir. Ama Allah'ın mahluklarıdır. Onlar Halik değildir. Onlar ilah değildir. Onlarda bir uluhiyet, bir rububiyet tarzında Allah'a ait bir vasıf onlarda yoktur. Dolayısıyla güneşe, aya secde etmeyin. وَسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذ۪ي خَلَقَهُنَّ Siz onları yaratan Allah'a secde edin. اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ Eğer siz sadece Allah'a kulluk yapmak istiyorsanız, eğer siz tevhid ehli Müslüman olmak istiyorsanız ve Cenab-ı Hak katında makbul kulluk yapmak istiyorsanız, sadece Allah'a kulluk yapınız ve bu tür yanlış dualardan, tapmalardan, yönelişlerden kalbinizi, kendinizi muhafaza ediniz. Bu tabi bütün varlığın bir Allah'ın ayeti, Allah'ın ayetleri olduğunu gösteren bir ifade yer alıyor bu ayet-i kerimede. Böyle yağmurundan, bulutundan, rüzgarından, sabahından, akşamından, bütün bitkiler, bütün hayvanat alemi ve yıldızlar, gezegenler, bütün varlık alemi, ağaçlara varıncaya kadar, yapraklara varıncaya kadar, çiçeklere varıncaya kadar, her bir çiçeğin bir yaprağına, her bir hücresine varıncaya kadar, her bir ağacın, o incecik bir çam ağaçlarının ince ince küçük yapraklarına varıncaya kadar, sineğinden, karıncasından, bakterisine varıncaya kadar, yani zerreden küreye, mikro alemden makro aleme, bütün varlığın Allah'ın ayetleri cümlesinin olduğunu anlamış oluyoruz. Yüce Rabbimiz bize ne yapıyor? O gözle kainata bakmamızı, o gözle kainatı okumamızı ve her bir varlıktan onu yaratana, sanattan sanatkara, eserden müessire, mahluktan halika, ubur, yani ibret alıp geçmemizi ve Allah'ın büyüklüğünü ikrar etmemizi bizden istiyor kıymetli kardeşlerim. İşte Efendimiz Aleyhisselam böyle kevni ayetler, güneşin tutulması gibi, ayın tutulması gibi, her tarafın karanlığa gark olması gibi kevni ayetler ortaya çıktığında
İnsan ne yapar? Kendine gelir ve derhal Allah'a sığınır. Dünyadan bir tür ele tek çeker. İşte böyle bir hal müminin kendisini dua, niyaz ve namaza vermesi, diğer hayırlı amelde bulunması için bir fırsat olarak karşımıza çıkar. Şimdi birincisi bu. Yani böyle şeyler aslında her bir varlık ve olay bizi Allah'a hatırlattığı halde ve hani Sa'd-ı Şirazi'nin beyan ettiği gibi diyor ki dilinden anlayabilen için aslında her bir yaprak, milyarlarca yapraktan her bir yaprak böyle mutena şiirlerle, kasidelerle doldurulmuş bir divan gibidir. O kadar şey anlatır, konuşur. Bir yaprak, bir divan gibidir. Neler söylemez ki, neler anlatmaz ki? Ama dilinden anlamayan için bütün ağaçlar bir yaprak bile değildir. Hiçbir anlam ifade etmez o insan için. Dolayısıyla mühim olan dilden anlamak kıymetli kardeşlerim. Dilden anlamak. Bakın mesela şimdi biz yabancı dil öğreniyoruz. İşte ana dilimiz Türkçe, Türkçe konuşuyoruz veya Kürtçe, Kürtçe konuşuyoruz. Bir de yabancı dil öğreniyoruz. Arapça öğreniyoruz mesela. Arapça öğrendiğimiz zaman ne oluyor? Arapça öğrendiğimiz zaman Arapça kitaplar okuyabiliyoruz. Yani Arapça bilmeyene hiçbir anlam ifade etmeyen bir kitap, bir Arapça kitap, biz dilini öğrendiğimiz zaman bize ne yapıyor? Bambaşka bir anlam ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim okuyoruz, ayetler bize çok böyle derinden manalar veriyor, hadisleri okuyoruz orijinal Arapçasından neler anlıyoruz. Sonra diyelim ki tefsir, fıkıh, hadis veya diğer efendim İslami kitaplar veya edebi kitaplar eğer dilini biliyorsak o kitaplar bize ne yapıyor? Konuşmaya başlıyor. Anlatıyor da anlatıyor. Anlatıyor anlatıyor. Bitmez tükenmez bize manalar ifade ediyor. İngilizce öğreniyoruz. Yani İngilizce bilmezken bizim için hiçbir anlam ifade etmeyen o kitaplar veya o konuşmalar öğrendiğimiz zaman, dili öğrendiğimiz zaman bize bir pencere açılıyor ve oradan o kitapları okuyabiliyoruz, o konuşmayı dinleyebiliyoruz, haberleri izleyebiliyoruz ve bize o anlam dünyamıza, idrak alanımıza, idrak dünyamıza çok bambaşka bir kapı açıyor. Eğer biz diyelim ki bir Fransızcayı, Rusçayı, Çinceyi falan böyle dillerimizi öğrendikçe o dilde yapılan bütün konuşmaları anlayabiliyoruz, yazılan eserleri okuyabiliyoruz ve bizim mana dünyamız daha da çok zenginleşiyor. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, bu normal konuştuğumuz dillerde böyle olduğu gibi, yani hangi dili öğrenirsek o dildeki konuşmaları ve yazılanları okuyup anlama, duyma, anlama imkanımız ortaya çıkıyorsa aslında bütün mahlukatın da efendim kendine özgü dilleri vardır. Yani onlar belki böyle yani sesli, harfli, kelimeleri cümle olan diller değil ama onların da kendine özgü bir dilleri vardır. Yani arının bir dili vardır, karıncanın bir dili vardır, bütün mahlukatın, hayvanatın bir dilleri vardır, kuş dili vardır, çiçeğin, yaprağın bir dili vardır, taşın, kayanın bir dili vardır, rüzgarın, akan nehrin bir dili vardır, o güneşin, ayın bir dili vardır. Yani karşılaştığımız, yüze geldiğimiz ve kendisiyle temas halinde olduğumuz bütün mahlukatın canlı, cansız, nebat veya cemadat fark etmez hepsinin konuştuğu bir dili vardır. Şimdi Allah Teala bizlere de aslında o dilleri öğrenme kapasitesi vermiştir. Allah Teala bizlere o dilleri öğrenme kapasitesi vermiştir. Yani tıpkı Arapça, İngilizce öğrendiğimiz gibi o mahlukatın konuştuğu dili anlama aslında gücünü bizim beynimize, kalbimize vermiştir. Ama bir Arapçayı öğrenir gibi onu da öğrenmek gerekiyor. Yani o mahlukatın dilini çözmek gerekiyor, öğrenmek gerekiyor. İşte bunları öğrendiğimiz zaman onların ne dediğini anlamaya, neler söylediğini duyup anlamaya ve onlarla da konuşup halleşmeye, anlaşmaya başlayabiliriz ki bunun en güzel örneği Efendimiz Aleyhisselam, en güzel örneği Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, en güzel örneği hak dostları gidiyorlar. Bağlarının bahçesindeki o çiçeklerle konuşuyorlar. Yunus Emre'miz
Sarı çiçekle konuşuyor. Sordum sarı çiçeğe, annem babam var mıdır? Çiçek eydir derviş baba, annem babam topraktır diye başlayarak böyle o sarı çiçekle böyle uzun uzun konuşuyor. Onunla halleşiyor. İşte buradaki espriyi, o varlığın dilini çözebilmek. Ama bu da sıradan biri öğrenmek ne kadar bir emek istiyorsa, o varlığın dilini çözmek de bir emek istiyor. Gönül emeği, beyin emeği bir çalışmayı gerektiriyor. Bu ne kadar dil öğrenebilirsek de bu kez o kadar bir anlam dünyamızı zenginleştirme imkanı doğmuş oluyor. Bu işin bir tarafı. Diğer tarafa baktığımız zaman kafirlerden güneş ve aya kutsiyet atfedip tapanlar olduğunu görüyoruz. Deminki ayet-i kerime de zaten onun bir cevabıydı. Tapmayın diye emir geliyordu. Çünkü tapanlar vardı. Bir mümin onların ibadete layık olmadığını gösteren bir durum vuku bulduğunda derhal Allah'a tazarru ve niyaz etmelidir. Böyle hareket etmek dini yücelten bir şiar ve inkarcıları susturan da bir cevap olur. Şimdi bu Efendimiz Aleyhisselam'ın güneş ve ay tutulması karşısında nasıl davrandığını, nasıl bir namaz kıldığını gösteren bir rivayet var. Buhari'de geçen, Buhari Küsuf 2. 4. bablarda. Kıymetli dinleyenlerimiz, ben size o rivayeti aktarmak istiyorum. Onu size paylaşmak istiyorum. Ve o çerçevede de bu namazların önemini anlamamızı ve yeri geldiği zaman da bunu ihya etmemizi, bu sünnetleri ihya etmemizi birlikte anlamış olacağız inşallah. Abdullah bin Amr'ın anlattığına göre Peygamber Efendimizin zamanı saadetlerinde güneş tutulmuştu. Zat-ı Risaletleri, yani Efendimiz Aleyhisselam'ın bizzat kendileri kalkıp insanlara namaz kıldırdı. Cemaatle. Bu namazı Efendimiz Aleyhisselam cemaatle kıldırıyor. Kıyamda o kadar çok kaldı ki adeta rüküye varmayacak da hep ayakta duracak zannedildi. Sonra rüküye vardı ve uzun müddet başını kaldırmadı. Arkasından doğruldu. Fakat mutadın üzerinde ayakta durduğu için secde etmeyeceği intibaını verdi. Nihayet birinci secdeye vardı. Lakin başını secdeden hiç kaldırmayacağı zannediliyordu. Daha sonra doğrulup oturdu. Bu oturuşu da uzun sürdü. Mübarek başını kaldırmayacakmışçasına ikinci secdeye vardı. Bu minval üzere 2 rekat namaz kılıp bitirince güneş bütün parlaklığıyla gözüktü. Arkasından Efendimiz minbere çıkarak ashabına veciz bir konuşma yaptı. Konuşmasında Allah Teala'ya hamdü sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Buyurdu ki, güneş ve ay Allah'ın varlık ve birliğine delalet eden alametlerden sadece ikisidir. Şayet bunlar tutulursa dua edin. Cenab-ı Hakk'a yönelip ona iltica edin. Allah'ın büyüklüğünü hatırlayın. Namaza durun, Allah'a zikretmeye koyulun ve sadaka verin. Buhari Küsuf 2, 4. Burada Efendimiz Aleyhisselam'ın bu namazı cemaatle kıldığını ve çok uzun bir namaz kıldığını, kıyamının, rükûnun, tekrar rükûden doğruluşunun, secdelerinin ve diğer rekatta da aynı bu rükûnlerin uzun uzun ifa ve eda edildiği anlaşılmış oluyor. Dolayısıyla böyle bir durumda namaz kılacağımız zaman olabildiği kadar namazı uzatmanın, secde ve rükû uzatmanın da sünnet olduğu anlaşılmış oluyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın peşinden buyurduğu bu sözleri de, yani esas güneş ve ayın Allah'ın bir ayeti olduğunu bilip ona göre böyle istisnai durumlar olunca Allah muhafaza eylesin. Güneş tutulur bir daha açılmaz, ay tutulur bir daha açılmaz. Allah muhafaza eylesin, kıyamet kopabilir. Güneş, ay tamamen ışığı sönüp devreden çıkabilir ki bunlar hepsi olmasını, olacağını Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği gerçekler. Dolayısıyla burada esas sığınacağımız melce ve makam onların sahibi olan Allah Celle Celaluhu Hazretleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güneş ve ayı Allah'ın ayetlerinden bir ayet olarak görmüş ve onların tutulmalarının
herhangi bir kimsenin ölümü veya doğumu sebebiyle olmadığını asabına bildirmiştir. Ancak gaybı ve kaderi bilmek Allah'a mahsus olduğundan her an kıyametin vuku bulabileceğini veya kendi ecelinin gelmiş olabileceğini düşünerek daima Allah'a ilticalinde bulunmuştur. Hava kararmaya başlayınca, yağmur yağarken, gök gürlerken, güneş veya ay tutulurken hep bu duygularla Efendimiz hareket ederek huzur-u ilahide durmuş ve ümmetinin selameti içinde Allah'a yalvarmıştır. Şimdi muhterem dinleyenlerimiz, burada tabii ki Allah'a yakın olan bir kulun, Allah'a yakın olan bir gönlün hali tabii ortaya çıkmış oluyor. Yani bir insanın böyle gamsız, vurdum duymaz, duygusuz, hissiz olması, böyle diyelim ki kıyametler kopsa hiç aldırmaması bir marifet değil. Yani Resulü Efendimiz Aleyhisselam çok korkak bir insan olduğu için haşa böyle yapmış değil. Resulü Efendimiz Aleyhisselam hani hadis-i şerifte ene a'lemukum billahi ve etkâkum bihi. Ben sizin içerinizde Allah'ı en çok tanıyan, en çok bilen ve Allah'tan en çok korkanınızım diye. Çünkü insanda marifet arttıkça ona göre sevgi de artar, korku da artar. Korku da artar. Bu bakımdan buradaki hal ve hareketler Efendimiz Aleyhisselam'ın işte bir Allah karşısında Allah'ın kudretine inanan, Allah'ı tanıyan, Allah'ın ne kadar kadir bir varlık olduğunu tanıyan, isterse Cenab-ı Hakk'ın her şeyi yapabileceğini, azap edebileceğini, kıyameti koparabileceğini, musibetle getirebileceğini, yani buna gücü yettiğini bildiği zaman insanın ne yapıyor? Ona göre korkusu da artıyor. Efendimiz Aleyhisselam normalde korkusuz bir insandı. Efendimiz Aleyhisselam kimseden korkmazdı. Ama Allah'tan korkardı. Ayet-i Kerime mucibince اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا O Allah'ın peygamberleri Allah'ın talimatlarını, buyruklarını tebliğ ederler. İnsanlara o ayetleri tebliğ ederler. Ve sadece ondan korkarlar. Başka hiç kimseden korkmazlar. Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Ama Allah korkuları onların çok fazla. İşte görüyoruz. Bir yağmur yağıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle hemen ne olacak diyor. Rüzgar esiyor. Böyle bir istisna bir şey olduğu zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın hemen rahatı kaçıyor ve Allah'ım sen bunun şerrinden bizi ümmetimi muhafaza buyur diye dua ediyor. Bu sürekli Allah'ın huzurunda olan bir kalbin Allah'ın korkusuyla böyle etkilenmiş bir kalbin, Allah'ın sevgisi korkusu iyice kökleşmiş bir kalbin hali olarak bunu görmüş oluyoruz. Dolayısıyla böyle şeyler karşısında vurdum duymazlık, gaflet ya bir şey olmaz tarzındaki yaklaşım bu Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin ve kafirlerin vasfı olarak anlatılır. Hani nitekim Ad kavminin helak için gelen bulutlar dediler ki efendim Cenab-ı Hak helak etmek için bulutları gönderiyor. Diyorlar ki heze arıdu mumduruna. Yani bu diyor daha önce bize gelen bulutlardır. Geldi bize yağmur yağdıracak, çekip gidecek. Halbuki Cenab-ı Hak diyor ki halbuki tam tersine diyor. Onların başına musibet bela getirecek, azap getirecek bir bulut buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla burada esas örnek alınacak hal Efendimizin hali, oradaki o davranış modelleri, o kalbi haller, kalpteki duygular ve kalbin hep Allah huzurunda sürekli korkuyla ümit arasında gidip gelmesi ve o korku halinin de hep kendini göstermesi bu Efendimiz'deki gözüken haldir ve örnek olan davranış da bu davranıştır. Nitekim Allah Resulü'nün bu endişeleri tamamen Allah korkusundan kaynaklanmaktaydı. Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüzgar estiğinde ve gökyüzünde siyah bir bulut gördüğü zaman korkusundan yüzünün rengi değişir. Bazen o buluta karşı durur, bakar. Bazen geri döner, eve girer, çıkardı. Yağmur yağdığında ise rahatlardı. Bunlar bir endişe alametiydi. Hazreti Ayşe bunun sebebini öğrenmek isteyince Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne bileyim belki bu kara bulut Ad kavminin dediği gibi bir azap olur. Onlar gördükleri siyah bulutu yağmur yağdıracak bir bulut zannetmişlerdi.
Ama o elin bir azap getirdi. Buhari ve Müslim'de geçiyor. Bu durum Peygamberimizin her an müteyakkız oluşunun ve bunu ümmetine de öğretmek isteyişinin bir işareti olarak algılanmalıdır muhterem dinleyenlerimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ay tutulduğunda da bu hal geçinceye kadar namaz kılmış ve Müslümanlara da kılmalarını emretmiştir. Küsuf ve husuf namazı sünnettir, iki rekattır. Güneş açılıncaya kadar dua ile meşgul olunur. İmamın küsuf namazını cemaatte kıldırmasında bir mahsur yoktur ki Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti o vecihledir. Ezan ve kamet okunmaz. Sadece güneş tutulduğunda kılınacak namaz için as-salatu camiatun, namaz için toplanınız diye seslenilir ve bu şekilde de bu namazlar eda edilir. Ay ve güneş tutulması gibi yer sarsıntısı da Allah'ın büyüklüğünü gösteren kevni ayetlerden birisidir. Zelzele ve depremler. Hicretin 5. yılında Medine'de zelzele olmuştu. Kalbi her an Allah ile beraber olan Efendimiz Aleyhisselam bu hadisi üzerine Rabbiniz sizi razı olacağı bir hale döndürmek istiyor. Öyleyse siz de onun rızasını kazanmaya çalışın buyurdu. İbni Abbas'ın Efendimizin bu tavsiyesini dikkate alarak ve güneş tutulmasına kıyasla zelzele namazı kıldırdığı rivayet edilmektedir. İbni Ebi Şeybe de böyle bir rivayet yer alıyor. Tabii ki güneş ve ayın tutulması yani büyük bir hadise. Yani onlar dünya için, dünya hayatı için önemli olan gök cisimleri. Ama orada istisna bir durum var. Normalde parlak ışık verirken işte diyelim yine kendi kanunlar çerçevesinde tutuluyor. Güneş ışığı tutuluyor. Ayın efendim ışığı yansımaz oluyor. Dolayısıyla aslında bu da bir misal kabine olabilir. İşte İbn Abbas Efendimiz Resul Efendimizin de o Medine'deki zelzele üzerine buyurduğu sözden hareketle deprem olduğu zaman da böyle bir namazı kıldırmış ve kılmış. Dolayısıyla böyle fevkalade olaylar karşısında kişinin Allah'a yönelip namaz kılıp o musibetin savuşturulması, rahmetin tecelli etmesi için Cenab-ı Hakk'a yalvarmasında, yakarmasında hiçbir beis olmadığı da buradan anlaşılmış oluyor. Şimdi muhterem dinleyenlerimiz, biz uzun bir zamandır Efendimiz Aleyhisselam'ın namaz bahsini işliyoruz. Yani farzıyla, vacibiyle, o nafile ibadetleriyle, gördüğümüz kadarıyla Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın kulluk hayatında namazın bambaşka bir yeri olduğu, yani çok önemli bir ağırlığı olduğunu anlamış oluyoruz. Dolayısıyla bizler de Allah'a inanan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a inanan Müslüman kullar olarak bu namaz ibadetini hem doğru bir şekilde öğrenmek, hem de bunu bize Efendimiz Aleyhisselam'ın öğrettiği, gösterdiği şekilde bu ibadeti yerine getirmek çok önem arz ediyor. Ayet-i Kerime'de bunun gerçekten büyük bir zikir olduğu beyan buyuruluyor. Hani Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimede "Utlu ma uhiylek minel kitabi ve akimis salah" Rabbinden sana vahyedilen bu kitabı, Kur'an'ı oku ve namazı da dosdoğru eda et. "İnne salate tenha anil fahşai vel münker" Şüphesiz ki hakkıyla eda eden namaz kişiyi her türlü fuhşiyattan, yüz kısaltıcı suçlardan, günahlardan ve her türlü yanlışlardan muhafaza buyurur. Ve zikrullahi ekber. Allah'ı zikretmek gerçekten çok büyüktür. Hele hele Allah'ı namaz gibi bir ibadette zikretmek, yani namaz dışında zikretmek de çok büyük bir ibadet ama Cenab-ı Hakk'ı namaz gibi bir ibadetle, kıraat ile, tesbih ile, rükû ve secdesiyle, zahir ve batın bütün şartlarıyla zikretmek gerçekten çok büyük bir ibadet. Namazın kula bu yönden çok büyük fayda sağlayan bir ibadet olduğu beyan buyuruluyor. Diğer taraftan baktığımız zaman namaz kılmanın da ağır bir ibadet olduğu da beyan buyuruluyor. Bakara suresinde وَاِنَّا لَكَب۪يرَةٌ اِلَى الْخَاشِعِينَ Namazı vaktinde, saatinde, dikkatlice, erkanıyla muhafaza etmek, kılmak çok ağır bir ibadettir. Ancak huşu sahipleri, o da kimlerdir? Allah'a iman eden, ahirete iman eden, bir ölüm gerçeğinin olduğunu bilen, hesap gerçeğinin olduğunu bilen ve bu inançla yaşayan kullara namazın ağır gelmeyeceği beyan buyuruluyor. Dolayısıyla hem imanımızın kemalini gösteriyor namaz ibadeti. Bunu başardığımız zaman da
çok büyük feyiz ve bereketlere nail olacağımızı ifade etmiş oluyor. Muhterem dinleyenlerimiz, bu vesileyle tekrar hepinize hürmetlerimi arz ediyorum ve hepiniz